Merhaba, Profesyonel Koç Aysel Eker. Ben Mavi Kadın'da kelebek etkisine yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konumuz vermek ve almak üzerine. Psikolog yazar Adam Grant insanları üçe ayırıyor. Alıcılar, vericiler ve dengeleyiciler olmak üzere. Belki merak ettiniz, onları açıklayacağım. Onun dışında da başka bir çalışmanın içerisindeki bir ultimatom oyununa değineceğim ve oyunu sizlerle oynayacağım. Akabinde de üç önemli soru soracağım size her zamanki gibi. Peki ne bu alıcılar, vericiler, dengeleyiciler? Grant, alıcıları verdiğinden daha fazlasını almak isteyen, kendi çıkarlarını başkalarının ihtiyaçlarının önüne koyan ve başkalarına yaklaşırken onların kendisine ne sunabileceğine bakarak karar veren, aynı zamanda da farklı bir strateji güden kişilere ve durumlara yaklaşırken, eğer kendi çıkarları maliyetlerin üzerindeyse insanlara yardım etmeyi tercih eden, üstlerine ve kendinden daha güçlü olduğunu düşündüğü kişilere yaklaşırken, daha saygılı ve itaatkarken, tam tersi, aslarına ve kendisinden daha zayıf olduğunu düşündüğü kişilere karşı da bunun tam zıttı hareket eden ve kendisine, sadece kendisine odaklanan kişiler olarak tarif ediyor. Peki vericiler? Vericileri de tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum. Karşılık beklemeden yardım eden. Zamanlarını, fikirlerini, enerjilerini, becerilerini, başkalarıyla olan bağlantılarını yani networklerini bundan faydalanabileceğini düşündüğü kişilere karşılık beklemeden cömertçe sunan, başkalarının ihtiyaçlarını kendinin önüne koyan, onlara daha çok odaklanan, almaktan ziyade vermek kısmıyla ilgilenen ve o alıcıların yaptığı o hani çıkar maliyet analizinin de tam aksi şekilde başkalarının çıkarları maliyetlerin üzerindeyse onlara yardım etmeyi tercih eden kişiler olarak tanımlıyor. Tam tersi değil mi alıcıların? Peki ya dengeleyiciler? Bence dengeleyicileri de tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum. Almak ve vermek arasında bir denge tutturmaya çalışıyor bu kişiler ve bunu yaparken hakkaniyet ilkesine uymaya çalışıyorlar. Yardım ederken de bu karşılıklılık ilkesini göz önünde bulundurarak kendilerini güvenceye alıyorlar. Kıssası kıssas şeklinde hareket ediyorlar ve ilişkilerde de iyilik yaparken yine o dengenin olmasını göz önünde bulunduruyorlar. Yani buna da bence hani aşina gel diye düşünüyorum, şaşırmadınız diye düşünüyorum. Ve Grant de diyor ki insanların büyük bir kısmı dengeleyiciler grubunda yer alıyor. Ve onların en önem verdiği değerlerin adalet, eşitlik ve az önce de söylediğim o karşılıklılık ilkesi olduğunu söylüyor. Ve diyor ki eğer çevrelerinde herhangi bir alıcı bu değerleri ve ilkeleri ihlal ederse işte o zaman göze göz mantığıyla onlara adaleti sağlamak yönünde bir yaklaşım sergiliyorlar. Grant örnek olarak da Princeton Üniversitesi'nden Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın yaptığı bir ünlü bir meşhur bir çalışmadan bahsediyor. Daha doğrusu onun içindeki bir ultimatom oyununa değiniyor. Bu ultimatom oyununda bir masada tanımadığınız bir kişi karşınızda oturmaktadır ve ona 10 dolar verilmiştir. O kendisi istediğine göre 10 doları sizinle kendiniz arasında pay edecek şekilde size bir teklif sunuyor. Ya o teklifi kabul edersiniz, o size ne kadar sunduysa onunla ayrılabilirsiniz ya da o teklifi reddedersiniz ve ikiniz de hiçbir şey almadan o masadan ayrılırsınız ve bir daha da birbirinizi görmezsiniz. Şimdi şöyle düşünün. O masadasınız, karşınızda oturan kişiye 10 dolar verildi ve o bir alıcı. 10 doların 8 dolarını kendine alıp 2 dolarını size veriyor. Ne yaparsınız? Hiç yoktan iyidir diyerek o 2 doları alır mısınız? Yoksa bunun adaletsiz olduğunu düşünerek onun 8 dolar almasına engel olmak için kendi 2 dolarınızı hiçe sayarak bu teklifi reddetmeye dersiniz. Ve ikiniz de herhangi bir şey almadan o masadan mı kalkarsınız? Ne yaparsınız? Bunu gerçekten merak ediyorum. Videonun altına yazarsanız sevinirim. Ve araştırmalar gösteriyor ki insanların büyük bir kısmı %80 ve üzerinde farkla pay edilen tekliflere karşı reddediyorlar ve bunu adaletli bulmuyorlar. Grant şunu soruyor bu ultimatom oyunu dahilinde. Diyor ki alıcıları hani haksızlık yapan alıcıları cezalandırmamızın arkasında ne var? Ve şu cevabı veriyor. Bunun arkasında bir garez yok. Ya da üzerimizden çıkar elde etmeye çalıştıkları için onları cezalandırmak da ya da intikam almak da değil. Buradaki önemli konu aslında adalet. Dolayısıyla da adaleti sağlamak yönünde hareket ediyoruz ve diyor ki
Eğer bir dengeleyici iseniz sadece kendinize değil etrafınızdaki diğer insanlara karşı da bir haksızlık yapılması durumunda yine adaleti sağlamak şeklinde hareket ediyorsunuz. Şimdi bu açıklamalar doğrultusunda alıcılar, vericiler, dengeleyiciler dedik. Diğer taraftan da bir ultimatom oyununu oynadık. Ben hemen size o üç önemli soruyu sormak istiyorum. İlki, siz Grant'in söylediği alıcılar, vericiler ve dengeleyiciler arasında kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu ilk soru. Ve gelelim ikinci soruya. 10 dolara belki cevabınız hızlıca geldi. Onu değiştiriyorum ve sizi başka bir oyuna davet ediyorum ben. 10 milyon dolar var masada ve ben onu paylaştırıyorum. Sizinle kendim arasında 9 milyon doları kendime alıyorum ve 1 milyon doları size veriyorum. Ne yaparsınız? Bunun cevabını merak ediyorum gerçekten. Ve gelelim üçüncü soruya. 10 dolarla 10 milyon dolar arasında verdiğiniz cevapta bir değişiklik oldu mu? Ve bu cevapları verirken hangi değerleri göz önünde bulundurdunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Bütün bu soruların cevaplarını bu videonun altına yorum kısmına heyecanla bekliyorum. Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı ve bizi bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta Cuma günü saat 2'de yine sizlerle yepyeni bir konuyla buluşuyor olacağım. Kelebek Etkisi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.